Seçimin son turuna iki günden az bir süre kala siyasetin gündemiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ 3 bakanlık teklif etti dedi. Sinan Oğan'la herhangi bir pazarlık yapmadığını söyledi. Erdoğan, sandık rakibinin canlı yayın davetine de tepki gösterdi. Referansını söyle çıkışı yaptı. Televizyona davet ediyorsun da televizyonda benimle neyi konuşacaksın? Ortaya koyduğun herhangi bir eserin yok ve bunun yanında bir vizyonun yok. Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine bir kez daha kapıları kapattı. Referansın yok tepkisiyle sandık rakibini eleştirdi. Seninle ben Ok Meydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım? %1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara gittin 40 kadar milletvekilliği verdin. Bunları mı konuşacağım seninle? Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemin en sıcak başlıklarını değerlendirdi. Sinan Oğan'la pazarlık yapmadık derken Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ 3 bakanlık teklif ettiğini söyledi. Benim zaten yapımda böyle bir şey söz konusu değil. Kılıçdaroğlu bu tür şeylerde her tür şeyi verebiliyor. Sinan Bey'in bize katılımındaki farklılık herhangi bir pazarlık vesaire falan değil. Adeta Cumhur İttifakı'nın bir elemanı gibi çalışmalara sağ olsun başlamış durumda. HDP üstü kapalı ikinci turda da Kılıçdaroğlu'na destek sinyali vermişti. Erdoğan'dan Ümit Özdağ göndermesiyle dikkat çeken bir açıklama geldi. Yani HDP bu bütünleşmeden sonra eğer desteğini çekerse şaşmayın. Tepedekilerle taban aynı düşünüyor diye bir şey yok. Erdoğan kendisini çözüm süreci üzerinden eleştiren Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi. Akil insanlarla yürütülen süreci anlattı. O çözüm sürecinde katılanlar Türkiye'nin bütün entel, dantel, ne kadar kanaat önderleri varsa bölge. Türkiye'nin genelinden buraya insanları biz davet ettik. Onlarla beraber yaptık. Sanatçısı vardı, hepsi vardı. O halkla ve çözüm sürecine yönelik bir adımdı. Fahiş kira artışları da soruldu. Erdoğan sandık sonrasını işaret etti. Cebri adımlar atmak zorundayız. 85 milyonu bir avuç insanın aşırı kar hırsına kurban etmeyeceğiz.